Çünkü kimi isimler sürekli hani arka arkaya sakatlanıyor. Fiziksel yapısından kaynaklanan da var. Şey. Kısa adele grubuna sahip olanlar. Adeleleri kısa olanlar daha fazlası. Bir de işte yani çok sevdiğim için söylüyorum Mustafa Pekdemet. Yani bu kadar ya da yetenekleri iyi. Cam adam. Hem de dünya iyisi bir çocuk yani beyefendi. Ama kendini kollamayı, oynama, korumayı bilmiyor. Oynama işte. Yani bir pozisyonda kendisine bir şey oluyor. İşte onu kendi çözmesi. Mesela Semih de ona benzetiyorum defans, stoper Semih. Şu anda değil mi? O da evet. Onda da var evet. Çok risk alıyor. Tabii tamam defans oyuncuları biraz dediğin gibi biraz savaşçı falan filan ama bazen öyle şeyler oluyor ki yani belki bütün terslikler o çocuğu buluyor yani. Yoksa iyi bir stoper bence. Ama zaman zaman görüyoruz ki inanılmaz bir sakatlıklar yaşıyor. Yani kendini koruyabilmen lazım ki. Ozan'ın cümlesi doğru. Kendini korumayı bilmek. Ben kendimi korumayı bilmeseydim belki 15 defa ciddi sakatlık geçirirdim. Çok hocam. İlgisiz bir yere geçeyim mi? Tabii, çok buyurun. İlginç bir yere geçeyim mi? Hakan hocamın bir hoş bir şey var. Bir yarışmada üçüncü oluyor. Oldu. Evet. En yakışıklı, Türkiye'nin en yakışıklı futbolcusu, değil mi? Metin Tekin. Evet, değil mi? Yani ismini vermeyeyim de. Metin Tekin, Semih Yuvakuran ve siz sonrasında. Nedir, nasıl oluyor? Yani bir şey mi, anketle falan oyla mı? Anketle oldu. İşte üçümüzü yarıştırdılar Fener, Beşiktaş, Galatasaraylı olarak. İşte o sezondu. Ha yine o sezon. 80'de gibi var mı? Birkaç tane arka arkaya oldu da. Gazeteler yapıyordu. Gazeteler yapıyordu onu zaten. Kimize yakıştı işte hocam değil mi? Öyle yarıştırdılar. Ay, hiç öyle bir şey demedim. Taraftarların. Tabii o zaman saçlar yele yele böyle saçlar müthiş. Taraftarların işte oyları şunlar veririz. Falan bunlar işte bizi böyle defilelere getirip işte podyumlarda resimler, modacılar gibi böyle şey yaptılar. Yarıştırdılar bizi. Böyle sanıyorum Semih birinci olmuştu. Metin mi? Metin Tekin. Metin birinci, Metin birinci Semi. Olmuştu. Semih ikinci evet, olmuştu. Siz üçüncü. Evet. Oradan da sizin gollerinize gidelim madem. İzleyelim sevgili izleyiciler. Doğru sokudu Rıdvan'ın. Mehmet'ten sekti. Şimdi Hakan. Şenol. Hakan kapıyor. Kalabanın arasında bir pas. Bu arada Hakan ve ilginç bir durum var. Zalat'ın itirazları. Hakan. Az sonra görüntüye gelecek. Birlikte yorumlayacağız. Hakan'ın büyük sevinci. Arkadaşlarının onun etrafında kümelenişi, seyirciyi selamlayışları. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor bu golle. Biraz sonra gol yeniden görüntüye gelecek. İşte Fenerbahçeli taraftarların büyük coşkusu. Ve işte gol öncesinin görüntüsü. Araya giriyor Hakan vuruyor. Ve Hakan'ın bu golüyle Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 1-0'lık yenik durumdan 2-1'lik üstünlük sağlıyor, elde ediyor. En değerli golünüz Beşiktaş maçındaki gol müdür? 2-1 yendiğiniz maçtaki ki uzun yıllardır yenemiyordunuz. O gol uzun süre Beşiktaş'ı yenemiyorduk zaten. Bir 4-5 sene Beşiktaş'a karşı bir üstünlük sağlayamıyorduk. Zaten ilk yarıdaki yenildiğimiz tek mağlubiyet de Beşiktaş maçıydı. Kazanamıyorduk. Hem şampiyonluk açısından önemli bir maçtı. Tabii. Unutulacak bir gol değil. Da içinden geçmiş. Gördün değil mi? Aynı yarıştaydık Beşiktaş'ta. Bu galibiyetle araya açtık zaten şampiyonluk. Ya bu dönemlerde Beşiktaş'ta Fenerbahçe arasında enteresan bir rekabet vardı. Böyle rekabet yok değil mi? Hiç yenemiyorduk ki. O rekabet olduğunu yapıyorduk da. Hayır. O maçlar çok enteresan oldu. Bilal Bey onu söyletmek istedim muhtemelen. Mesela Şumayr'e Ferdinand'ın attığı bir kupa maçı mıydı hocam? Böyle sağdan gitti 6-7 kişi çalınmadı. O kupa maçı mıydı hocam o? Türkiye kupası mıydı, lig maçı mıydı? Kupa olabilir o değil mi? Kupa maçı galiba i̇lk, değil mi? İlk maçta da attı Ferdinand, o sene attı yani şimdi bilmiyorum. Ferdinand o güzel ilk maç olabilir, lig maçı. Lig maçıydı, lig maçında. Lig maçıydı herhalde. Yani o sağ dönem, taraftan gitti, karşıdaydı maç. O dönem olmadı. Bir döngü vardı. Biz Galatasaray'a karşı son derece başarılıydık. Hep galibiyet alıyorduk. Galatasaray Beşiktaş'tan alıyordu nispeten daha üst seviyede ama Beşiktaş da bizden alıyordu. Yani o ama işte Fenerbahçe Galatasaray uzun yıllardır Galatasaray galiba 18 sene oldu bu sene değil mi hocam? Evet, o da tabii futbolun güzel tarafları da bu zaten hocam. Yani güzel yani dışarıda da hep dostunuz. Eskiden de öyleydi. Tabii. Şimdiki nesil de öyle. Çıktığı zaman dışarıda arkadaşlar bunlar yani. Her şey sahanın içinde kalıyor. Hocam hazır sen burada bulmuşken bir soruyu sormak istiyorum. Yıllardır hep yazıldı, çizildi bu. Yani Aykut'la sevgili hocamıza da buradan başarılar diliyoruz. O da yeni bir sezon ikinci araya başlayacaklar inşallah. Tabii onlar da biraz toparlanmaz. Geçtiğimiz sezonunki
Konya ile bugün sezon Konya'nın arasında biraz farklar var. İşte Avrupa Kupa maçları. Kupa maçlarının dışında işte şey hocam, bir de kadroda da takviye olmadı. Herhalde ekonomik anlamda olabilir. Tabii iş yönü bilmiyorum. Bu Fenerbahçe'nin ayrılmasının özü nedir hocam? Niye ayrıldınız? Ya da Ali Şen dönemiydi tahmin ediyorum o zaman ki hatırlıyorum. Hep bir şeyler yazıldı sizinle ilgili. İşte Sakarya grubu dedi falan. Bunun aslı nedir hocam? Eğer bugüne yansıyan bir şey varsa, geçmişteki yazılanların dışında bizim bilmediğimiz, bu toplumun bilmediği, yani o olay nedir? Biz açıklarsanız en azından biz de merakımızı giden, ben de ciddi coğrafya soruyu soruyorum. Ben hala merak ederim. Ne oldu orada hocam? Ya bu çok geçmişte kalan bir konu. Daha ama sonraki yıllarda biz Sayın Başkan'la çok iyi dostum, biliyorum. Yani. Yine görüşüyoruz, ediyoruz. Kırgınlığım yok diyerek başlıyorsunuz. Kırgınlığım yok diyerek başlıyorsunuz. Ama öyle. Perde arkasını merak ediyor Bilal Bey. Çok merak ediyorum. Şöyle yani. Biz başkanımız 94 sonu 95 yılına girmeden yeniden başkan seçildi. Seçilirken de o zaman gruplar da var Fenerbahçe'de. Var mıydı hocam gerçekten? Şey grubu yani. Kongre. Ha kongreyle ilgili pardon. Takım için. Hemen biz gazeteci. O grup. Gazeteciyle içgüdüsel yakaladım diye ama. Hemen bir gazeteci refleks oluyor. Ya işin aslında şu var. Biz Fenerbahçe'ye geldiğimiz günden itibaren ne Fenerbahçe içerisindeki gruplarla, ne amigolarla, ne de basınla, sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Böyle işte işte olmadık. Hep kendi yolumuzda çok düzgün bir şekilde ilerledik. Dolayısıyla bize karşı antipati duyan insanlar çok olmuştur. Hem basında hem o gruplar içerisinde. Dahil olmadığınız için. Evet, yani biz kendi işimizi yaptık. Duruşları vardı. Kimseye yani saygısızlık da göstermedik ama evet, işimizi en doğru şekilde yaptık. İşte o dönem o grup Ali Şen'i başkan olarak getirirken Sayın Başkan'ı bir takım şartlar da öne koymuşlar. Hani başkan oluyorsun ama bizim tek ve en önemli şeyimiz işte Oğuz'u, öncelikle Aykut'u buradan uzaklaştırmak. Düşünün ki o kadroya efsane olmuş isimlerden bahsediyoruz. Yüzükçü golü atan, şampiyon olan bir ekipten bahsediyoruz. Yani. Öyle bir ortamda Sayın Ali Şen başkanlığa geldi. Geldiği günün daha ertesi günü tavrını belli etti bize karşı. Biz özellikle 95-96 sezonu boyunca her bir maçta yaşadıklarımızın hikayeleri ayrı ayrıdır. Bize karşı bir tutum vardı zaten. Ne demek? Biraz somutlaştırır mısınız? Yani ilk gün biz o tavrı gördük, hissettik derken nedir onun somut hali? Yani burada istenmiyoruz. Ama yani ne oluyor da biz siz niye bunu algılıyorsunuz? Ya oynadığımız maçlardan sonra basında yazılan, çizilenler. Ha, şu olabilir mi hocam? Yedi. Trabzon'da Aykut Hoca'nın açıklaması vardı. O da kampiyon bir oldunuz. O da kullanılan bir. Sevinmemeli. Hayır, şöyle dedi Aykut Hocam o zaman. Yani düşünün, bir yıl emek veriyorsunuz ve bir maçta bütün emekleriniz boşa gidiyor. Yani Trabzon'da aynı durumda biz de olabiliriz. Trabzon'a yarışıyordunuz. Trabzon'da evet. Yani orada böyle bir açıklaması oldu. Çok medeni bir şey bu. Yani ben bundan hiç rahatsızlık duymadım. Ya bundan büyük bir galiba fitil ateşleyen de o mu oldu hocam? Öncesinde birçok şey oldu. Esas en çok hangisi sana göre? Bugün düşünen Oğuz Çetin olarak yani tecrübelenmiş. O yılın son maçı Adana Demir maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Adana Demir'i 1-0 yendik deplasmanda. O maçta başkanımıza karşı çok ciddi hakaretler vardı tribünlerde. Maç sonu havaalanına geldiğimizde Selim abi geldi bana, işte yine şu söylemde bulundu. Oğuz işte özellikle kötü oynuyorsunuz, kötü şöyle yapıyorsunuz. Başkan sizden hiç memnun değil. Yani olumsuz bir şeyler söylüyor bize. Ben de bu kabul edilir değil dedim. Hafta başında Sayın Başkan'dan randevu alın, yüz yüze görüşelim dedim. Ve gittim Sayın Başkan'ın yanına işte. Peki. İlk defa bir kere gittim evine. O havuzlu evine. O gün gittim. Gittiğimde beni karşıladı. İşte imparatorum, her şeyim falan. Biz oturduk. Başkanım böyle böyle düşünüyormuş. Olur mu öyle şey falan. Konu kapandı. Öbürsü gün antrenmana geldim ve antrenman bittiğinde arkadaşlar yok bu arada, yanınızda Aykut yok. Tek kişisi gittiniz. İşte arkadaşlar dedi ki okumuyor musun gazeteleri falan. Öbürsü gün bütün gazetelerde Oğuz'u kovarım, gönderirim, Galatasaray'a veririm, şöyle yaparım, böyle yaparım. Bütün gazetelerde manşettim. Biz de gençiz tabii, bizim de kanımız kaynıyor. Ben her ne kadar bu kadar soğukkanlı ve dirayetli de olsam ben de çıktım. Orada işte hani bir şey söyleyen varsa yüzüme konuşsun diye ciddi bir şekilde başkana karşı bir çıkış. Olumsuz bir çıkış yap. Gider ya. Gibi şeyler eder. Atar. Bunun altında biz o dönemde Sayın Aziz Yıldırım bizim abimiz gibiydi. 1990 yılında şube futbol şubesi değil mi? Futbol şubesi.
İşte onun da o yıllarda camianın içinde olması, bizim ona yakın olmamızı da kullandılar. Dediler işte Sakarya'ya yakınlar, o yüzden burada kötü oynuyorlar falan filan. Birçok şey söylendi. Ama sonuçta biz Trabzon'a gideceğimiz hafta maça gideceğiz. O hafta içerisinde takımın iki tane prim alacağı vardı. Ve o maç sonrası da bayramdı. Takım da bana baskı yapıyor, primlerimizi kaptan alalım. Kaptan olduğun için tabii mecburen. Ben de başıma geleceğini bildiğim için konuyu Pereira'ya götürdüm. Pereira'ya anlattım durumu, böyle böyle. Şimdi tamam dedi. Pereira değil tabii ki. Hayır. Bize, aman Carlos Alberto Brezilya Pereira. Brezilya. Böyle, böylesine değerli bir insan olamaz. Bundan hiç benzetilmez yani. Yanından bile geçemez. Asla. Evet. Kendisine bu durumu anlattım. Kendisi rahmetli Şadan abiyle konuştular. Allah rahmet eylesin. Biz de sahadaydık, bizi çağırdılar. Aykut'la ikimiz Şadan abinin yanına geldik. Durumu söyledik, dedi ki o kaptan dedi pazartesi günü Trabzon'da yenilseniz de yenseniz de fark etmez, paralar bende dedi. Biz de tamam Şadan abi dedik, girdik içeri. Ama bu konu işte kendileri için para istediler, öyle yaptılar, büyütüldü. Hmm. Yani biz Trabzon'a çok kötü şartlar altında gittik. Yani ama ona rağmen bizim için önemli olan Fenerbahçe, iş alakamız, profesyonelliğimiz, o sahaya o duygularla çıktık. İşte Allah'a şükürler olsun, böylesine zor bir maçta Trabzon o yılın en iyi takımı, en iyi kadrosuna sahip. Muhteşem bir kadrosu var. 1-0 öndeler yetiyor. Beraber bile olsalar beraber yetiyor. Değil. Onlar bize gol atmıyor. Hala da hücum oynuyor. Hücum oynamaya kalktılar. Biz, Şenol Hoca vardı değil mi galiba? Evet, Şenol Hoca, onu da biz maçı Şenol aldık. Bir golü ben attım, bir golü Aykut attı. Aldık. Maçtan sonra ben biz kaptan olarak dinlemek. Bütün oyunculara aşırı sevinç gösterisinde bulunmadan içeri giriyoruz dedim. Aykut da o işte TRT ekranlarına o güzel konuşmayı yaptı. Aynı durumda biz olabilirdik dedi. Onun için aşırı sevinç gösterisinde bulunmamak, oyunculara ve taraftara da saygı göstermemiz gerekir gibi güzel bir konuşma yaptı. Bundan 20 sene evvel yaptı. 20 sene evvel biz buyken 20 sene sonra Türk futbolunun ortamını hep birlikte görüyoruz. Maalesef. İşte maalesef. Bu da sevinmiyorlar. Bu şampiyonluğa rağmen hala böyle davranıyorlar gibi kullanıldı. Rahmetli Şadan abi ve Selim abinin bütün direncine rağmen Alişan Başkan bu kararı aldı. Bizim mukavelemiz devam ediyordu. İsteseniz tamam. Kalabilirdiniz. Biz, taraftar istiyordu tabii, sizi. Camia kaosa girmesin. Bir ay sonra bizi yine sahaya çağıracaklardı. Biz hem istenmiyoruz hem camia kaosa girmesin diye Aykut'la ayrılma kararı aldık. Siz aldınız bu kararı yani. Ama ondan sonra Alişan Başkan'la ilk defa 7 sene sonra beni aradı. Bir konuştuk. Ondan sonra da bugüne kadar yine görüşüyoruz. Yani onlar böyle. Ama üzülmediniz mi? Duygunuz ne oldu? Yani insan kırılır, üzülür. Kırılmadım, kırgın değilim diyorsunuz ama. Yok, ben bugün bu yaşta bunu söylüyorum. Oraya gidin, o güne gidin. O güne gittiğimiz zaman 7 yıl bana ulaşamadı, görüşemedi. Aynı senenin sonunda şampiyon olduk. Ben Avrupa Şampiyonası'na gittim. Sayın Başkan bütün basın mensupları ve yöneticilerle iki helikopterle İngiltere'deki kamp yaptığımız yere geldiler. 96'yı diyorsun. Benle bir araya gelmek için. Çünkü o çok ciddi baskı ortamı vardı kendisi üzerine. Taraflar da hiç yalnız bırakmadı ama sizi dikkat ettim. Tabii ben görüşmedim. Ondan sonra İstanbul'da.